Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Haydi başlayın bakalım. Ayet-i Kerime'de diyor ki biz sizi mallarınızla, eşlerinizle, çocuklarınızla imtihan edeceğiz, işte anne babanızla. Şimdi normalde anne babalarınızla, eşlerinizle, çocuklarınızla, mallarınızla ve canlarınızla imtihan ederiz. Evet. Yani bizim din anlayışımız, biz ölünceye kadar çeşitli imtihanlara tabi olacağız bu noktada. Şimdi insanın içerisinde bulunduğu imtihan, yani herhangi bir şeyle imtihan oluyor sırada. Yani imtihansız anımız yok herhalde, onu öncelikle merak ediyorum. Var mı imtihansız anımız? Yani özel mi imtihanlar olur? Mesela işte şu anda bu kulum işte diyelim para imtihanında veya şu anda bu kulum işte çocuk imtihanında. Bunu fark etmemiz bu noktada mümkün mü? Fark mümkün. Edilir mi? Yani sürekli bir imtihanda mı yoksa olay gibi midir imtihanlar? Bu olay da algılanabilir, sürekli de algılanabilir. Veyahut da hayatı imtihan gözüyle otomatikman öyle bakmak insanı kabız hale getirir. Öyle olmaktansa yani bu bakış açısıyla alakalı. Yani hayat bir imtihandan ibaret dediğimizde bu insanda kabız hali olur ama ben haram işlememekten mükellefim. Geri kalan her şey Allah'ın lütfu ikramı demek de bir algı. Yani sabah kalktığında bir kimse yani ben devamlı imtihandayım duygusuyla bütün gününü yaşamasıyla yani sabah kalktığında benim etrafımdaki her şey nimet, ben haram işlememeye gayret edeyim algısı bence sufice daha uygun değil mi? Yani şöyle bir şey mi var? Yani Allah bir şeyi vermek için veya nasıl diyeyim? Bir imtihan olunduğu zaman, bir sıkıntı olunduğu zaman hayata bir bu açıdan bakmak var. Sabah kalktığında eğer hayata gününü kırmızı gül koklamakla geçirdiğini düşünüyorsan bu farklı bir şey. Ben sabah kalktığımda kırmızı gül koklamakla geçireceğime inanıyorum. Doktor nasıl bir hayat kurguluyorsun kendine? Yani sabahleyin kalktığında kendi kendine yani bugün benim imtihanla geçecek işte çok büyük ağır imtihanlarla geçireceğim diye düşünüyorsan o hayat yaşanmaz. Evlendiğinde yazık kızcağıza ya. Sabah öyle düşünmüyorum ama yani sanki böyle mesela bir şey atlatamadım gibi geliyor. Anne babalarınızla imtihan ederiz. Bir kimse anne babasına karşı haram işlemediği müddetçe anne babası ona lütuf olur. İmtihan ederiz. Zorlamak değil burada. Anne babana muhabbet beslersen muhabbet bulursun. Ve anne babanla bu sefer normalde o sana bir ikrama, ihsana dönüşür. Yani sufi karşısına gelen bir şeyi lütfa, ikrama, ihsana dönüştürür. Eşlerinizle imtihan ederiz. Yani sabahtan akşama kadar insan eşine bakıp bu benim imtihanım derse hayat geçmez ki. Ona bakarken benim mutluluk kaynağım, benim ne bileyim işte Cenab-ı Hakk'ın bana lütfettiği, hala kabarık saçlı değilse böyle ne bileyim çapa dişli değilse, yani normalde el hayat üzgünse yani bu mutluluk kaynağı. Yani buna veya çocuğa baktığında çocuklar benim imtihanım diyeceğine çocuk bana Cenab-ı Hakk'ın hediyesi, ben onu en iyi bir şekilde yetiştireyim demek veya mallarınızla imtihan ederim dediğinde malı bir imtihan noktası gibi görmektense malı bir lütuf, ikram görüp Allah yolunda koşuşturmak, Allah yolunda onu hizmete döndürmek, bu sefer bunların hepsinde anlayışı, algısı çıktı. Canınızla imtihan ederim dediğinde yani ben bugün hastayım, derse gidemem, yok başım ağrıdı, ben yan geldi, çamura battı, hava sıcaktı, hava soğuktu. İşte ben böyle giderse üşütürüm, üşütürsem hasta olurum, hasta olursam yatarım diye böyle düşünüp de hayat yaşanmaz. Öyle olmaktansa Cenab-ı Hak bana bir can vermiş, bir sağlık vermiş, sıhhat vermiş. Ben bunu fi sebilillah Allah yolunda harcayayım demek. Burada o algıyı yumuşatacağına inanıyorum.
Belki de yani açıkçası hayata ben öyle baktığımdan dolayı bana imtihan olarak gelmiyor. Sen bana imtihan olarak gelmiyorsun doktor. Ne olarak geliyorum o zaman? Bu özel bir mesele doktor. Ama bir imtihan olarak gelmediğine inanabilirsin. Peki. Bu sadece senin için değil, hiç kimse için. Bana bir imtihan değil. Ben öyle görmüyorum. Şimdi ne yapayım? Adnan abiyi imtihan olarak mı göreyim? Yani hayatta bu bütün her yerdeki algınız böyle mi? Ben hocam, öyle algılıyorum hayatı. Ben ne yapayım şimdi? Halit'i imtihan olarak mı göreyim? Kah esiyor yerler gibi, kah coşuyor seller gibi. Ne diyeyim şimdi? Halit benim imtihanım mı diyeyim? Yok. Olumsuz bir durum yaşadığınızda da bu aynı şekilde mi? Efendim? Olumsuz bir durum yaşadığınızda da bu aynı. Olumsuz mi? Duygu nasıl olduğunu bilmiyorum doktor. Yani durum, olay. Olumsuz bir olay nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Ben aldım cevabı. Olumsuz olaydan kastın ne? Yani işte hani olur ya hayat içerisinde. Mesela hani hep insanların en çok şikayet ettikleri mesela dostu tarafından vurulmak atıyorum. Bir nasıl örneği. Nasıl anlamadım. Mesela bir arkadaşı tarafından işte vurulmak, ne bileyim ihanete uğramak. Örnek veriyorum. Bu mesela hiçbir şey olmaz. Burada önemli olan bir kimsenin kendisinden sorumlu olup kendisinin o halleri işlememesi önemlidir. Yoksa sen ihanet ettiysen kendine edeceksin. Bana ne? Bana da ihanet ettiysen kendine edeceksin. Hiç öyle algılamam. Yanlışlık yapacak olan kendisine yanlışlık yapacak. O zanneder ki bana yanlışlık yaptı. Ben onu öyle algılamam. Hiç öyle bir şey algılamam. Benim sadece kendimce kendime biçtiğim rol model şudur. Benden doktora bir rahatsızlık verici bir şey, sıkıntı verici, zarar verici bir şey çıkmayacak. Ben ona bakıyorum. Ben şimdi buradaki herkes toplandı. Benden kimseye bir rahatsızlık gelmesin, bir sıkıntı gelmesin, bir problem gelmesin. Ben onlara doğru bildiğimi aktarayım varsa. Bilmiyorsam bilmiyorum diyeyim. Kasıtlı bir şekilde onları yanlışa, eksiye, kötülüğe yönlendirmeyeyim. Bu derdim. Geri kalan hiç. Yani ben hayata öyle bakayım ki ya. Bakmam öyle hayata. Bir tane daha sorum. Gül koklayacaksın. Hayata pozitif bakın gençler. Hayata olumlu bakın. Bakın şunu unutmayın. Bizdeki Allah inancı, Tanrı inancı, Rab inancı, Hak inancı, bunun ismine ne derseniz deyin, İslami bir noktada. Babil Tanrı inancı yoktur bizde. Veyahut da Musevi Tanrı inancı yoktur. İsevi Tanrı inancı yoktur. Cenab-ı Hak bizi, Husisi zorluğa katmaz. Allah bizim zorluk çekmemizi istemez. Allah bize zulmetmez. Burası çok önemli. Allah bizim önümüze bir çukur kazıp üstüne de ot döşeyip kullarım buradan geçerken cumburlop içine düşsün. Böyle bir Allah değildir. Bizim önümüzde bizim yaptıklarımız vardır. Bak bizim önümüzde bizim yaptıklarımız vardır. Biz bir kuyu kazmışızdır oraya. Biz bir kuyu kazdıysak o kuyuya biz düşeceğiz. Bir başkası değil. Biz geçici olarak aldanacağız. O kuyuyu Halit düşecek diyeceğiz. Halit düşecek belki de o kuyuya ama o kuyu bizim kuyumuz. Halit oradan çıkacak. Biz gireceğiz içine. Bunu hayatı böyle algılarsanız anne baba, ben annemi babamı sevdiğim ve onlara hürmet ve hizmette bulunduğum müddetçe ne imtihan olsun ki bana?
İkisi de Allah rahmet eylesin öldü gitti. İkisi de helal olsun diye diye öldü. Ne imtihan olsun ki bana? Bu yaptıklarımızın yani farkında olmadığımız zaman da aynı şeyden yine sorumlu olmuş oluyor muyuz? Yani mesela ileride ben bir şey yaşıyorum. Sen şimdi doktor ilaç vereceksin hastaya, hastaya ilaç verirken farkında vermeden mi, varmadan mı vereceksin? Yok onu farkında. Bana verdiğin ilaçlar farkındalıkla değil mi? Farkındalık o. Kahve güzel. Afiyet olsun. Hayat öyle kabuz noktasından bakma. Yani bu algımızı değiştirme noktasında düşünce noktası mı bu? Bunu ben şimdi patlayacağım buna da. Halit bir şarkı vardı. Bizim çocukluğumuzda ilk onu türkü olarak okumuşlardı. Sonra bir ara onu Zeki Müren okudu. Ana beni eversene. Sen biliyorsun değil mi o şarkıyı? He? Evet. Böyle o plaktı onlar, 45'likti. Ben daha o zaman 14-15 yaşlarındaydım. 13 yaşlarındaydım ben o şarkıyı dinledim de. Demek ki ben biraz böyle fazla mı hareketliydim bilmiyorum. Ben o şarkıyı söyleye söyleye giriyordum eve. Ah ana beni eversene diye. Annem babama söylemiş bunu. Ondan sonra 14 yaşındaydım. Yunanistan'dan akrabalar gelmiş. Bir tane de kız getirmişler. O kızı bana gösteriyorlar. Hani kız da 17-18 var gibi böyle 17 gibi var. Beni everecekler yani. Ben düşündüm. Abim de var. Gidiyorum ben yani bedavaya gideceğim. Sonradan gene bedavaya gittim hep de. Ama yani kurtulamadım gene bedava olmaktan. En sonunda döndüm ben. Döndüm derken onlar dediler ki seni everelim. Ya bu nereden çıktı dedim ben. İkide bir de şarkı söylüyorsun dediler. Ana beni eversene diye. Kurbanlık kuzu gibi ben gidiyorum dedim. Abim var ya abimi evlendirin önce dedim. Teşekkür ederim. Eversem seni doktor. İnşallah. Sabah kalktığında uyanırken de bir ses mutfaktan. Aşkım kahvaltı hazır. Hayat ayrı bir mutluluk o zaman. Anladın? Bunu yaşadığın zaman hayata farklı pencereden bakıyorsun. Eğer bunu yaşayamıyorsan o zaman kendi kendine düşünüyorsun. Ana imtihan, baba imtihan, hatun imtihan, çocuk imtihan, hayat imtihan. Kabuz hali. Yani o gün sabahleyin kalkacak hayat yaşanır mı ya? Yok. Bunu yaşayamıyorsan dahi hayalen yaşıyormuş gibi göreceksin. Bu nasıl? Hiç hayalen yaşadın mı böyle bir şey? Değil mi? Tatlı böyle kalkacaksın, sonra mutfağa gireceksin. Mutfakta mesela bir omlet yapacaksın, havada 2-3 sefer döndüreceksin onu. Ondan sonra peynir koyacaksın, işte bir şeyler keseceksin. Kendince diyeceksin ki bunu sevgilim hazırladı. Hayalle yaşayan müziksiz dans eder. Ay ışığı olursa daha romantik olur. Harikadır. Bir bakmışsın dın 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 dırırırın dın dın çalıyor. Kendi kendine. Harika bir şey. Bu da ayrı bir perde. Bunu da yaşayabilirsin. Mutlu ol. Hastaların da mutlu olsun. Onları iyice çökertme. Bak çok iyisin de. O kendi kendince o doktor çok iyisin deyince o kendine diyecek ki iyiyim.
Hemen muayene et. Dokun ona. İlgilen. Gözüne bak, kaşına bak. Hiç önemli değil. Anlatabildim mi? Aa, neyin var? Öksürüyorum doktor. Al aspirin bilmem ne git. Öyle değil. Aa, gel. Ne oldu? Öksürüyorsun. Bakayım boğaz tellerinde bir şey var mı? Tak, bak. Mutlu olsun. Aa de, aa desin o. Desin ki ya, ya ne kadar benimle ilgilendi. Genç bir doktor var. Maşallahı var. İcabında ona oradan bir tane şurup ver. De ki bunu şimdi iç. Allah'ın izniyle şu ilacı da iç. Hiçbir şey olmayacak de. İlaçlar alırken besmele-i şerife çek. Bismillahirrahmanirrahim ya şafide. Böyle ilaçları kullan. O tecelli etsin de ondan sonra irticadan sorguya git. Evet. Hayat, gençler böyle öğrenecekler. Hiç. Böyle kendini böyle kabız haline katma. Hayat çok güzel. Bak güneş ne kadar güzel. Mehtap ona de, ona keza. Ay çıkmış orada. Gündüz onu görebiliyorsan harikasın demektir. Beyaz gömleğe az kaldı. Hep bana fetva verecek değilsin ya sen beyaz gömleklisin diye. Ben de seni benim tarafa çekiyorum şimdi. Gel bu tarafa. Burada mutluluk var. Bakma sen akıllıyım diyenlere. Sen huni kafasına huni takanların safına geç. Kafanda huni oldu mu? Herkes el pençe divan duruyor. Kafasında huni var çünkü. Bitiyor. İmtihan kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Üzme kendini. Evet. Bunun üstüne soru da kalmıyor tabii. Böyle olunca herkes bir kendince bir hayal dünyası kuruyor. Bir hayal perdesi açıyor. Öyle değil mi? Açmadınız mı? Mutlu oldunuz bak. Mutlu olun. Kaldı soru falan bitti. Mikrofon burada. Haydar. Önce hoş geldiniz hocam. Sen hoş geldin. Hocam, siyasi bir soru sorabilir miyim? İstediğini sor. Hocam şimdi geçenlerde Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Hastanede yatan hastaların dini vecibelerini yerine götürmek için din görevlileri görevlendirilecektir dedi. Ve ilave etti. Diğer dinlere mensup kişiler içinde kelimesini kullandı. Harika. Şimdi benim kafama takıldı. Acaba bu diğer dinlere mensup kişilerin din görevlerini, dini vecibelerini yerine getirmek için dışarıdan papaz mı ithal edilecek yoksa papaz mı yetiştirilecek? İkisi. Müftülüklerde birer de papaz odası olacak mı? Bu benim kafama takıldı. Müftülüklerde olmaz belki de ama normalde papaz yetiştirilebilir, ithal edilebilir. Çünkü geçenlerde 3-4 ay önce ilahiyat fakültelerinin ismini değiştirdiler, felsefe dersini kaldırdılar. Ama 3 ay sonra geri eskiye döndüler. Çünkü altyapı hazır değildi. Benim tahminim Heybeliada Ruhban Okulu'ndan Fener Petrikhanesi'ni oraya bağlayacaklardı. O da olmadı. Altyapı hazır olmadığı için geri eskiye döndüler. Olsun açılsın. Heybeliada Ruhban Okulu da açılsın. Açılsın tabii. İşte ise ya neden insanlar Müslümanlığı gerçeğini yok Heybeliada Ruhban Okulu'na neden karşı duralım ki? Açılsın. Bizim memleketimizde öğrensinler. Açılsın. Veyahut da eğer bu ülkede Hristiyanlar var ise onlar din hizmetlerini alamıyorlarsa onlar da din hizmetlerini almalılar. Hakları. Eğer Museviler varsa Museviler de din hizmeti alamıyorlarsa bu da onların hakları. Eğer bir Budist varsa veya Hindu varsa bu noktada bir din hizmeti almak istiyorsa ve Türkiye vatandaşıysa bu da onun hakkı. Bakın şunu unutmayın. Biz bir imparatorluktan kalma topluluğuz. İmparatorluktan kalmasak dahi önce bizim karşımızdaki insan. Hristiyan da insan, Musevi de insan,
Budist de insan, Hindu da insan. O da insani noktada tüm haklara sahip. O yüzden devlet dediğimizde devlet denilen aygıt, devlet denilen örgüt, kendi tebaasının, kendi vatandaşının dini, akli, ondan sonra ne bileyim sosyal, bütün ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef. Ben bir Hristiyan kimse bana dese ki, ya biz de bu devlete vergi veriyoruz ama bizim çocuklarımızı eğitebileceğimiz bir Hristiyan okulumuz yok dese, utanıyorum ben bundan. Hakkı onun. Peki hocam, diğer dinler dinden çıkmadığı için mi? Yani diğer dinler dinden çıktığı için İslamiyet gelmedi mi? Bu ayrı mesele. Bu bizim inancımız. Bizim. Ama herkes öyle inanmak zorunda değil ki. Kaç tane İncil var mesela? O onların yitirmiş. Özür dilerim ama onlar Hristiyanların problemi. Biz Hristiyan inancına sahip olan sahip insanların problemlerini çözmekle mükellef değiliz. Devlet anlayışı, devlet öyle olmaması gerekir. Devlet tebaası var Hristiyan, onun da ihtiyaçlarını görecek. Tebaası var Musevi, onun da ihtiyaçlarını görecek. Tebaası var Budist, onun da ihtiyaçlarını görecek. Buna İslam hukuku da böyle söyler. İslam hukukuna göre bir devlet tebaasının dinini, aklını, nesebini, malını ve canını korumakla mükelleftir. İslam hukuku der ki, bir devlet tebaasının dinini, aklını, nesebini yani namusunu, malını ve canını korumakla mükellef. Türkiye Cumhuriyeti devleti tebaasının dinini, aklını, namusunu, malını ve canını korumakla mükellef. O yüzden işte Hristiyan inanışına sahip olanların bu noktada dinlerini korumak devlete ait. Neden cahil Hristiyanlar yetişsin? Açsınlar okullarını, cahil Hristiyan yetişmesin. Neden cahil Museviler yetişsin? Açsınlar okullarını, cahil Musevi yetişmesin. Neden cahil Müslümanlar yetişsin? Açsınlar okullarını, onlar da kendilerince eğitimli insanlar olsun. Ben cahil bir kimseyle mi yol gitmek isterim, eğitimli bir kimseyle mi? O yüzden beni ilgilendirmez, hani ben aktif siyasetle çok ilgili değilim ama velakin Sağlık Bakanlığı işte hasta olan kimselere din hizmeti vermek için bütün inanışa sahip olanlara bu noktada eşit ölçüde hizmet edecekse bu güzel bir şey. Ya papaz mı ithal edecek? İthal etsin. Papaz ithal edilmesi gerekiyorsa ithal etsin. Veyahut da onlara desin ki siz inanışlarınızı sergilemek için kendiniz bir papaz getirebilirsiniz, görevlendirebilirsiniz. O onların işi. Tamam hocam. Hocam demin Abdullah hocama anlatırken sevgili mutfakta bir şeyler hazırlarsa sizin için güzel olur falan demiştiniz. Sevilmez mi demiştiniz? Şimdi Cenab-ı Allah bu nimetleri, bu dünyayı bize hazırladı, sundu. O mübarek sevilmez mi? O Allah sevilmez mi hocam? O kadar bize bu nimetleri hazırlayıp nimeti her gün peş peşe ilave ediyor. Demin dediğiniz sevgiliye benzer. Ben de ay hilal şeklinde hafif de kırmızılık vurmuştu. Ben de o hilali sevgilinin dudağına benzettim hocam. Yerdeki sevgiliyi sevmeyen görmediği sevgiliyi hiç sevemez. Görmediğini sevmezse gördüğünü hiç sevemez. Hocam bu da görmediğini senin, sevecek. Senin düşüncen. Teşekkürler hocam, sağ ol. Ben düşünceye, fikre karşı gelmem. Ama sufiler öyle düşünürler. Sufiler şunu düşünürler. Gördüğüne sevgisi olmayan bir kimsenin görmediğine hiç sevgisi olmaz.
Herkesin aldandığı, yanıldığı yer şurasıdır. Görmediğini sevmenin ölçüsü yoktur çünkü. O senden bir şey istemiyordur. Veya sen ona bir şey yapmak zorunda değilsindir. Kendince insan kendini aldatır. Ama sufiler şöyle düşünürler. Eğer bir kimse eşini mutlu edemiyorsa, çocuklarını mutlu edemiyorsa, yakın çevresini mutlu edemiyorsa, yakın çevresiyle iletişimi bozuksa, onun Allah'la da iletişimi bozuktur. Daha ileri. Sufiler eşlerini Allah'ın kendi güzelliğinden o sufiye bahşettiği bir güzellik olarak görürler. Sufi, erkek sufi, kadını eşten ileri görür. Eşten ileri görmesi şudur. Cenab-ı Hak o erkek sufiye kendi güzelliğinden bir şey bahşetmiştir. Erkek sufi eşine o gözle bakar. Bayan sufi de eşine o gözle bakar. Der ki Cenab-ı Hak kendi güzelliğinden bahşetti erkeğin üzerinde der. Ve o yüzden bay ve bayan sufiler birbirlerine bu noktada aşkla bakarlar. Ve birbirlerine muhabbetle, sevgiyle bakarlar. O mecazın onları hakikate götüreceğine inanırlar. O yüzden yerdeki sevgiliye bakmayan bir kimse, tabirimi hoş görün, Allah gökte değildir ama öyle tarif edilir ya, yerdeki sevgilinin kıymetini bilmeyen gökteki sevgiliye hiç kıymet veremez. Gözünün gördüğünü sevmeyen gözünün görmediğini hiç sevemez. Bu sufi algısıdır. Bakın, bu sufi algısıdır. Benim aldığım terbiye budur. Benim şeyhimin şeyhine, Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerine genç birisi gider. Der ki efendim ders almak istiyorum. Oğlum der, gençsin. Bana bunu şeyhim aktardı. Bunu da aktarmasının sebebi şuydu. Ben böyle işte gençler geliyorlar benim yanıma. Ben sarıp sarmalıyorum onları. İşte anlatıyorum. Birbirinize vefasızlık etmeyin. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Ben ayırmaya çalışmıyorum. Birleştirmeye çalışıyorum. Bunu benim şeyhime şikayet etmişler. Demişler ki böyle işte bu tip şeylere haram deyip millete farklı yöne çevirmiyor falan gibisine. Şeyh Efendi dedi ki oğlum gençler dedi seni çok seviyormuş. Ondan sonra onların dedi sevgililerine filan daha fazla sevin diyormuşsun dedi bana. Evet diyorum efendim dedim ben. Nasıl yani dedi. Efendim dedim, bir kimse bir kadını veya erkeği eğer dedim kendinden fazla sevemiyorsa ilahi aşkı nasıl dedim sevecek ki, nasıl ulaşacak ya, ulaşacak ki dedim. Durdu. Doğru söylüyorsun dedi bana. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'ye dedi, birisi gelmiş dedi, genç bir çocuk dedi, ders almak için. Demiş ki efendim ben sizden ders almak istiyorum. Olur evladım demiş, sen gençsin, senin sevgilin var mı demiş. Yok efendim, haram demiş. Doğru. Peki evladım demiş, sen böyle bir balık, kuş, bir şey bakar mısın? Yok efendim, meleğanı demiş. Oğlum böyle bağa, bahçeye, ormana gider, bunlara bakar, izler. Hoşuna gider mi bunlar demiş. Efendim bunların hepsi de gaflet demiş. Omuzuna vurmuş. Evladım sen demiş başka bir kapıya git. Gördüğüne sevgisi olmayan demiş, görmediğini nasıl sevecek demiş. Gördüğüne sevgisi olmayan. Bir kimse eşini sevemiyorsa, çocuğunu sevemiyorsa, anne babasını sevemiyorsa, birisi için gece aklına geldiğinde bir damla gözyaşı akıtamıyorsa neyi sevebilir ki o? Eşine zulmeden, çocuğuna zulmeden, anne babaya zulmeden, komşuya zulmeden, arkadaşlarına zulmeden, yeşili ota, çöpe, böceğe, hayvana zulmeden Allah'a nasıl yakın olacak ki? Hayır.
Sufi gözünün gördüğü, elinin değdiği her şeye merhamettir, şefkattir, muhabbettir, sevgidir. Bununla Hakk'a ulaşır. İnsana teşekkür, Allah'a teşekkür dedi hadisi kutsi'de. İnsana teşekkür, Allah'a teşekkür hadisi kutsi. Eğer siz sabahleyin size kahvaltı hazırlayan eşe teşekkür edemiyorsanız, Allah'ın vermiş olduğu nimete şükran göstermediniz. Eğer ki siz size tebessüm eden bir kimseye tebessümle cevap veremiyorsanız, Allah'ın lütfettiği, ikram ettiği, ihsan ettiği nimete hamd ile karşılık vermediniz. Yok. O yüzden sabah, ama erkek ama bayan, ben burada eş derken illaki kadın manasında söylemedim. Tabii bu protip size ne kadar yakın gelir, yakın gelmez. Aynı şeyi bir erkek de yapabilir. Baban yapıyor mu kız hiç evde? Sabahları kahvaltı hazırlıyor mu? Çok iyi, aferin. Öyle olmalı. Ben çok böyle erkeklik yapacağım zaman kızlar benim gardımı bozuyor. Baba bir pazar sabahı kahvaltı hazırla da dostlar bir kahvaltı yiyelim diyorlar. Benim gardım düşüyor. Tamam kızım diyorum, yapalım. Evet. O yüzden sufi penceresi ve bakışı farklıdır. Hakkınızı helal edin. Evet. Hatta daha ileri söyleyeyim. Adem yaratıldıktan sonra, Adem Havva ister ya, Havva da ondan yaratılır ya, Havva'nın ondan çıktıktan sonra bir manevi boşluk olur Adem'de. Sufiler ona inanırlar. O içerideki boşluğu kadın sevgisi doldurmuştur erkeklerde. Sufilerin tezidir bu. Erkekler o yüzden kadını severler. Normal bir erkek kadını sever. O anormaller, onlar kendi hemcinslerine bakıyorlar, bu ayrı. Allah bizi affetsin. Evet. Hak. Açılımını bir de bir şey daha soracağım. Evinin ve iş yerinin etrafını fikre dökmek anlamı ne? Öyle bir şey var mı? Göz değmesi, nazar var. Nazar hak, nazar ayetleri de var bu noktada. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri nazara bu noktada kendisi de beyan etmiş. Ayetle de sabit. O yüzden maşallah deyin. Yani işte bir şeye baktınız. İşte maşallah ne güzel meyve vermiş. Maşallah ne güzel yürüyor. Maşallah ne güzel araba. Maşallah ne güzel çiçek, ne güzel gül gibi. Maşallah deyin demiş ki nazar bu noktada değmesin. Allah'ın zikri bu noktada onu bir şekilde tedavi etmiş, önlemiş oluyor. Bazılarının nazarları çok keskindir. Öyleleri var, tanıdım ben. Allah affetsin. Yani bakıyor, baktığı yer çöküyor. Var öylelerde. Allah onların bakışından da muhafaza eylesin. Biraz hasis olanlarda oluyor bu. Hasis. Hasis olanların nazarı daha fazla keskin oluyor. Bu hasis olmak şu biraz. Hani bende neden yok? Gibi. Bu işte ama bu sirkeydi, yok atnalıydı, yok işte nazarlıktı, yok işte gözdü, yok bir tane öküz kafasıydı. Yani bunlar şey değil. Yani hak değil. Hak değil hiçbirisi de. Bir tek Ayetül Kürsi okunabilir, Felak nasıl okunabilir, nazar duaları okunabilir. Bunlar yeterli. Kimisi atnalı dolaştırıyor göğsünde veya evinin köşesine atnalı asmış. Öküz asanlar var. Öküz kafası var, öküz kellesi. Etini sıyırmışlar. Kuru kafa, öküz kafası asanlar var nazardan korumak için. O aslında tabii bizim Orta Asya'dan itibaren gelen bizim inanışımız o, kültürümüz. Mesela o Orta Asya'dan itibaren aslında bir veçeden bakılırsa bu biraz böyle şey, ne o? Haklılık payı var. Yani işte şurada yanımda benim bir tane kuru öküz kafası dursa
herkes ilk bakış o kuru öküz kafasına gider. Kuru öküz kafasına gidince ilk nazar, ilk dikkat onun üzerine gider. Bu normalde bir taraftan bakılınca insanların bakışını farklı yöne çekerekten onların o keskin bakışlarının gardını düşürmek. Ama bunu normalde ondan medet ummak, hani işte bir tane nazar boncuğu taktık, nazar değmez, ondan medet ummuş oluyor, bu yanlış. Veyahut da öküz kafasından medet ummak, bu yanlış. Ama bir kimsenin nazarını, keskin nazarını bir yere celbettirmek, bir tarafa doğru yönlendirmek, bunda bir sıkıntı olmaz. Hocam, benim kafama bu telkin olayı, cenaze gömüldükten sonra başında hoca telkin veriyor. Çocukluğumda ben memleketliyiz, hoca cehri verirdi, herkes duyardı. İstanbul'a geldim, İstanbul'da hiçbir öyle olayla karşılaşma, cemaat gidiyor, hoca tek başına. Bunun dinimizdeki yeri ve aslı ne şekildedir? Şimdi neticede hoca canlı, meyit gömülmüştür, ruhtur. Canlı ruha hitap ediyor bir noktada. Bunun izahatını rica etsem, teşekkürler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müşriklerden ölenler olunca o müşriklerin başına gider. Müşriklerin başına gidince ey falan falan, şimdi gördünüz mü Allah'ın hak olduğunu, kabrin hak olduğunu, mahşerin hak olduğunu diye oradan da cevap gelir. Evet gördük diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin zamanında da genç birisi vefat eder. Bu noktada işte hani meşhurdur ya, genç bir çocuk mescide gidip gelirken bir kadın her gün ona teklifte bulunur. Bir gün o genç dayanamaz, teklifi kabul eder, eve girer. Eve girince birden bir ses, nida duyar. Ses, nida duyunca bayılır birden. Bayılınca bunu götürürler, eve yatırırlar. O kadın hizmetçisiyle beraber götürür, annesine babasına der ki böyle 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 oldu bu der. Böyle oldu, vefat etti, bayıldı der, yatırırlar. Çocuk bir gün sonra, iki gün sonra vefat eder. Vefat ettikten sonra defnederler. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri 3-5 gün o genci göremeyince sorar, nerede der bu çocuk? Derler ki ya Emir el Müminim, vefat etti. Neden bana haber vermediniz der. Babası der ki işte böyle böyle bir durum oldu, o yüzden utandık, sana haber veremedik derler. Hızla mescitten yürür. Medine-i Münevvere'deki kabristanlığa, Cennetül Baki'ye doğru. Nereye gömdünüz? Şuraya. Mezarın başına gelir. Ya falan, ya falan, ya falan. Allah'ın vaadini gördün mü der. Hani Allah'ın vaadini gördün mü dedi, ayet-i kerimeyi de söyler. Kim Allah'tan korkar, bir haram işlemezse Allah ona misliyle ecrini verir. Onun gideceği yer cennettir diye ayet-i kerimeyi okur orada. Der ki Allah'ın vaadini gördün mü? Kabirden ses gelir, sahabeler de duyar. Bu gördüm ya Emir el Müminin. Allah bana iki cennet verdi der. Bütün ashab da burada, oradakiler duyarlar. Ondan sonra bu bizde, bilhassa Hanefilerde bu talkın verme başlar. Bunun İştahat noktası, iştahat yerleri buradandır. Hadis-i şeriflerden ve ashabın davranış biçimlerinden. Sonra gelir tabii bu mesele. Şimdi artık bu bir ritüel halinde. Yani o işte hoca ona diyor ki işte sorgu melekleri geldiğinde Rabbim Allah de. İşte Peygamberim Muhammed Mustafa de diye ona telkinde bulunuyor. Hani talkın dedikleri telkinde bulunuyor. Tabi bu biraz ritüel göstermelikten başka bir şey değil ondan sonra, ama eğer gerçekten birisi telkin edebilecek haldeyse buna söyleyecek bir sözümüz yok tabi. Ama bu bir ritüel olarak var mı? Var. Ben Şafilerde var olup olmadığını bilmediğimden sadece Hanefi'ye bağladım. O yüzden. Ben Malikilerde var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü Malikilerde olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Suudi Arabistan'da gömenlerin başında imam bile yok.
güldür 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 koşa koşa gidiyorlar, gömüyorlar, atıyorlar kenara. Yok, belli değil onların mezar yerleri. Onlar zaten 4-5 yıl geçti mi üzerine bir daha gömüyorlar, sıkıntı yok. Kemiklerini topluyorlar bir yere, kalanın kemiği varsa bir daha gömüyorlar. Caiz ama bu, sıkıntı değil. Bizde, Türklerde bir gelenek var. Gelenek Orta Asya'dan beri, biz ölülerimize çok kıymet veririz. İslam da buna hayır dememiş. Biz o yüzden aidiyet kesbederiz bir de. Eğer orada bir mezarımız varsa o mezarın bulunduğu yere aidiyet kesbederiz biz. Toprağımız orası deriz. İşte babamız nerede? Meftun filan de yerde. Annemiz nerede? Meftun filanca yerde. Deriz ki bizim toprağımız var burada. Bu bizde eski Türk adet ve geleneği. Biz mezarlarımızı da tutarız ta Orta Asya'dan itibaren. Mezarlarımızı da muhafaza ederiz biz. İslam yani Muhammedi noktasında yokken dahi. Biz Orta Asya'daki bu noktadaki dinimizi de İslam olarak kabul edenler var. O aynı mesele. Evet. Birçok mütefekkir, alim veya veli dediğimiz insanlar. Mütefekkir ayrı, alim ayrı, veli ayrı. Ortada oluştukları bir noktadan bahsetmek istiyorum. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. İnsanların kör olduklarından, yani görmediklerinden bahsediyorlar. Birçok hadisi şerifte ve söylemiş oldukları sözde. Bu, halbuki gözümüz bizim nesnel olarak görmekte. Ama gözümüzün görmemesi ne demek? Veya gözümüzün görmesi ne demek? Bunda biraz derinlemesine baktığımız zaman, yani kendi şahsi düşüncemi söylemek istiyorum. Doğrudur demiyorum. Mesela sandalye neden var? Sandalye üzerine bir insan oturduğu için var. İnsan üzerine neden oturuyor diye sorguladığımız zaman, insanın ihtiyacını karşılıyor. Dinlenmesi gerek. İnsan neden dinlenmesi gerekiyor? İnsan çünkü daha sağlıklı yaşaması için dinlenmesi gerekiyor. İnsan neden sağlıklı yaşaması gerekiyor? Hayatını devam ettirebilmesi için. Peki insan neden hayatını devam ettiriyor? Allah'a kul olabilmesi için. İnsan neden Allah'a kul olabiliyor? Allah'ı bilmesi ve tanıması için. O zaman sandalye gerçekte Allah'ın bilinmesini mi içeriyor? Veya bunu işte kolon. Kolon neden var? İnsanlığa bu noktada yararlı olabilmek için. Velhasıl neden, nasıl, niçin sorularını sorduğumuzda bütün maddenin üzerinden bir Allah'ın bilinmekliği çıkıyor. O zaman bizim görmüş olduğumuz madde dediğimiz aslında madde değil mi? Veya görmenin bu noktadaki zirvesi nedir? Nedir? Körlük nedir? Bu husustaki görmek nedir? İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Hadis-i şerif. Başka bir hadis-i şerifte de ölmeden önce ölünüz. İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Hemen ardından bu hadis-i şerifi eklediğimizde ölmeden önce ölünüz. O zaman ölmeden önce ölen kimse uykudan uyanmış olacak. Uykudan uyanırsa o zaman işin gerçeğini, hakikatini görecek. İnsanlar uykuda, uykudaysa bütün her şey, bütün herkes rüya görüyor. Bir rüyanın içinde. O zaman gerçek ne oluyor burada? Bu rüyadan uyananlar hakikati görecekler. Burada hakikati görmekten, hakikatle alakalı baktığımız her şey, söylediğimiz her şey kendi gördüğümüz hakikat olacak. Gerçek hakikat de olmayacak. Bu manada o zaman da biz hakikatin de hakikatine doğru koşmaya çalışacağız. Hakikatin de hakikati, hakikatin de hakikati dediğimizde o zaman biz körlükten kurtulmuş olacağız. Ayet-i Kerime'de bu dünyada kör olanlar öbür alemde de ötede de kör olurlar. Ayet-i Kerime'sinin tecelligahı olmayacağız. O zaman bu dünyada kör olanlardan olmayacağız. Şimdi bu zaten
insanlık var olduğundan beri insanlar kendilerince o varoluşu ve varlığı düşündüklerinden itibaren ve varoluşun üzerine düşünsel olarak insanlar acaba niçin var olduk ve bu varoluşun noktası, dairesi, tecelliyatı nedir diye baktıklarında hep kendilerince bu alemin bu noktada, bu varoluş noktasında bu alemin ne olduğu, ne işe yaradığı, ne yaptığı, ne ettiği bunun üzerine hep düşünmüşler. Bunun üzerine hep fikir beyan etmişler. Bunlar fikir beyan ederekten, bunun üzerinde düşünerekten aslında kendilerini tanımlamaya, varlığı tanımlamaya çalışmışlar ki hakikate ulaşalım diye. O zaman burada bizim bu baktığımız bütün alemin bütün nesnelerini biz çok boyutlu görebilme imkanımız olabilir bu noktada. Biz görebildiğimiz boyuttan biz onun ne olduğunu tanımlayacağız. Bunu biz yine Arabi'den bir örnekleyecek olursak, hani Arabi der ya, bir fili ortaya koysak, dört tane de beş tane de ama insan getirsek, birisine hortumundan, birisine bacağından, birisini kulağından, birisini göğsünden fili tuttursak ve sorsak, fil neye benziyor? Hortumundan tutan der ki işte hortuma benziyor, kulağından tutan der ki kepçeye benziyor, işte göğsünden tutan der ki tepsiye benziyor, bacağından tutan der ki diyor sütuna benziyor. Bunlar aslında hepsi de görmedikleri halde elleriyle tuttukları şeyin neye benzediğine bakaraktan fili benzetirler diyor. Varoluş, varlık da aynı bu şekildedir. Bu varlığa bakan insanlar eğer ki körlerse bu varlığı kendilerince kendi dairelerinde bir anlam yükleyeceklerdir. Biz eşyaya baktığımızda eşyaya kendimizce bir anlam yükleyeceğiz. Ve eşya ne işe yarıyor diyeceğiz. İşte bu masa el koymak için, bir şeyler koymak için işimize yarıyor diyeceğiz. Bu masanın varlığını veya yokluğunu, bu masanın varlığının derecatını biz hiç düşünmeyeceğiz. O yüzden bütün peygamberlerin duasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de duasıdır. Ya Rabbi bizi eşyanın hakikatine ulaştır. Eşyanın hakikatine erdir diye. O zaman o kimse eşyanın hakikatine erdiğinde veya eşyanın hakikatine ne kadar erdiyse varoluş üzerinde de o kadar bilgiye sahip, o kadar körlükten kurtuldu. Bakın az önce bir bayanlarla alakalı, erkeklerle alakalı bir örnek vermiştim. Birisi eş olarak sadece cinsel haz, lezzet olarak bakabilir. Birisi erkeğe eve ekmek getiren, evin ihtiyaçlarını gören bir kimse olarak bakabilir. Birisi kadını evde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve icat edilmemiş yemek makinesi olarak görebilir. Bunların hepsi de o kimsenin bakışıyla alakalı. Evde bir nefes olsun ya, görebilir. Bakın, sufi eşi Allah'ın güzellik sıfatının tecelliyatı olarak görüyor. Kendisi olarak göremez mi? Bu önemli değil. Buradaki sufinin bakış açısı. Güzellik sıfatının tecelliyatı olarak görüyor. Şimdi bütün sufiler etrafındaki bütün tecelliyatı, Allah'ın sıfatlarının tecelliyatı, hatta güzellik sıfatının tecelliyat olarak gördüğünde eşyaya farklı bir yere bakacak. Allah'ın kendisi olarak bakabilir mi? Zatullah noktası girer işin içerisine. Allah'la konuşuyormuşçasına davranabilir mi? Yine zatullah olarak girer işin içerisine. Allah zatullahın lafzıdır çünkü. Zatullah üzerinde konuşursak insanların bu noktada algıları karışabilir. Mesela Hallacı Mansur enel Allah demedi. Enel Hak dedi. Ben Hakk'ım dedi. O yüzden enel Allah deseydi ona farklı bir yorumda bulunacaktık. Enel Hak deyince küfrüne fetva vermedik. Dedik ki doğru söylüyor. Neden? O bir Hakk'ın tecelliyatıydı dedik. Sıfatsal bir tecelliyatıydı. O yüzden bu alemde, bu sufi düşüncesidir. Bu alemde tecelli eden, var olan her şey
Cenab-ı Hakk'ın efal ve fiilleri, fiil ve sıfatlarıdır. Fiil ve sıfatları tecelli eder. O zaman fiil ve sıfatları tecelli edince alemde tecelli eden her ne var ise Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatı olarak baktığımızda bizim aleme bakış açısı, etrafımıza bakış açısı değişecektir. Ve biz o zaman kadına kadın noktasından değil, Allah'ın sıfatlarının tecelliyatı olarak göreceğiz. Erkeğe erkek noktasından değil, Allah'ın sıfatlarının tecelliyatı olarak göreceğiz. Çocuğa çocuk noktasından fazla Allah'ın sıfatının tecelliyatı olarak göreceğiz. O zaman baktığımız zaman varlığa, varlık otomatikman bizim nazarımızda Allah'ın fiiliyatlarının tecelli ettiği, sıfatlarının fiil olarak tecelli ettiği bir ayna, bir tecelligah olarak göreceğiz. Öyle gördüğümüz zaman bizim varlığın içerisinde kendi duruş noktamız, varlığa bakış noktamız değişecek. O zaman bizim için kıymetsiz hiçbir şey kalmayacak. Bizim için değersiz hiçbir şey kalmayacak. Bizim için yanlış bir şey kalmayacak o zaman. Biz ayaklarımız yerden kesilecek tabiri caizse. O zaman karşımızdaki kimse, düşünebiliyor musunuz? Karşınızda Allah'ın sıfatlarının tecelli ettiği bir şahıs var. Aldatabilir misiniz? Hor hakir görebilir misiniz? Eksik noksan görebilir misiniz? Yanlış görebilir misiniz? Onu öteleyebilir, itebilir misiniz? Yapamazsınız bunların hiçbirisini. Aç bırakabilir misiniz? Ona zulmedebilir misiniz? Ona haksızlık yapabilir misiniz? Hayatın anlamı değişti. Veyahut da ekmeği atabilir misiniz? İsraf edebilir misiniz? Bir köpeği öldürebilir misiniz? Bir kediyi kesebilir misiniz? Anlamı değişti. O zaman siz bu sütünü yıkabilir misiniz? O zaman siz din adına bir kiliseyi yıkabilir misiniz? Bir havrayı yıkabilir misiniz? Mezhep adına bilmem kimlerin camisi deyip bombalayabilir misiniz? Bilmem burası filanca mezhebin camisi deyip orada bomba patlatabilir misiniz? Hayatın algısı değişir. Vahşetin sebebi insanların Allah'ı tanımamasından. Vahşetin sebebi insanların bu aleme, bu kainata bakarken bu alemde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının, fiiliyatının tecelli ettiğini bilememesinden, körlükten kaynaklanıyor. İşte bunun öğrenildiği yer sufi dünyası olmuş. Ve o yüzden biz bu noktada, bu bakış açısında çok özür dilerim ama gülle bu mikrofon aygıtının arasında bu noktada siz ikisine de hak ve hakikat noktasında ikisinin de sahip olduğu fazilete ve dereceye göre davranmak zorunda kalırsınız. Öyle olunca etrafınızdaki bütün eşya kıymetlenir. Bütün eşya. Etrafınızda kıymetsiz hiçbir şey kalmaz. Bir çok özür dileyerekten bir şey sormak istiyorum. Peki insan gün gelir sıfatları ve fiiliyat noktasında onlardan da, onları da bağ olduğunu hissedip onlardan da kurtulma gereksinimi duyar mı? Bu bir haldir. Bunu böyle kelam olarak konuşmak çok zordur ama böyle yani, bir hal var mıdır? Sen düşündüğüne göre var demek ki. Yani sıfatları ve fiiliyatı kendisine onun önünde bir engel görebilmek. Engel görmek demeyelim de ondan ötesini düşünmek diyelim. Engel değildir. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ötesini düşünebilir insan. Ötesini düşünebilir. Yani onun da ötesini düşünebilir. Şimdi tahta gibi bir şey olsaydı çizerdim onu da. Şimdi buna Arabi'den bakacak olursak şurada bir çizgi çizdik. Bu çizginin üstü bilinmezlikti. Bu çizgi, burası çizgi olsun, burası bilinmezlik olsun. Allah bilinmez idi.
Bu çizgi var burada. Bilinmezlik. Buradan buraya kadar, bu çizgiye kadar bilinmeyi istedi buradan. Bilinmeyi isteyince bir şey yarattı burada. Üç adım. Bilinmezdi, bilinmeyi istedi, bir şey yarattı. Biz şimdi bir şey yarattı da durduğumuz müddetçe bir şey yarattı, sıfatlar burada tecelli ediyor. Fiiller burada tecelli ediyor. Sen diyorsun ki bunlar da bağ olur mu? Bunlar bağ olmak, bağ olarak görmeyelim biz bunu. Bundan daha gerisini, daha arkasını, daha ilerisini düşüneceğimiz zaman burası geldi. Sıfatların üstünde çünkü. Cenab-ı Hak sıfatsal olarak Allah ismi şerifiyle sıfatlara büründü. Ondan önce neydi? Bilinmezdi. Bu sıfatlar Allah ismi şerifinin tecelli ettiği yer, tecelli ettiği yer. Sıfatsal varlık. Varlığın üzerinde biz burada, burası onun zatullahı olmuş oluyor. Bunu tefekkür etmemiz, bunu düşünmemiz, bunun üzerinde bir şey kurgulamamız yasak. Ama bunu daha önce de üniversitede bir sohbet esnasında söylediğimi hatırlıyorum. Biz varlıkta eğer son noktaya kadar geldik, burada bir çizgi var. Hani amayı oraya koyduyduk ya, amayla varlığın arasında bir hayal perdesi koy, o hayal perdesinden amaya doğru yürü. Buna bir şey söyleyecek lafım yok. Yürüyebiliyorsan yola çık. Peki. Burada yalnız amayı bir şeye benzetmek veyahut da Allah lafzı şerifinde, Allah'ın zatullahının üzerinde bir şey konuşmak, bir şey söylemek, buna Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dememiş, hadisi kutside yasaklanmış, ayet-i kerimede de yasaklanmış, bunun konuşulması mümkün değil. Ama bir kimse bu, ister daire olarak algılayın, ister düz çizgi olarak algılayın, varlığın içerisinden geriye dönmüş olarak geriye yürüdüğünüzde sizin önünüze gelecek olan sıfatların başlangıcı olan Allah lafzı gelecektir. Ama bu normalde varlığın içerisinde yine sıfatlar noktasında yürüyüşünüzde. Biz buna miraç diyelim. Bunu ister dairesel olarak alalım. Dairesel olarak aldığımızda başlangıç burası. Daireyi kuruyoruz şimdi biz. Başlangıç burası ya, bu dairenin başlangıç noktası ama. Ama'dan sonra yürüyoruz şimdi biz. Ama'dan yürüdük, nereye geldik? İşte ruhlar alemine geldik. Ruhlar aleminden misal alemine geldik. Misal aleminden şahadet alemine geldik, doğduk. Daireyi tamamlıyoruz şimdi. Buradan normalde yürüdük, tekrar nereye? Kabir, ruhlar alemine geldik tekrar. Ruhlar aleminden, yani berzaha geldik. Berzahtan yürüdük, hesaba kitaba geldik, mahşere geldik. Mahşerden sonra yürüdük, ondan sonra cennete geldik. Veyahut da yürüdük, cehenneme gittik. Burada şimdi cennete geldik veya cehenneme. Cehennem yolun sonu. Cennet, cenneti de yolun sonu olarak görebilir mi? Bir kimse görebilir. Ama cenneti yolun sonu olarak görmeyen bir kimse de çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman cennetten daha ileri doğru yürümek. Sufiler demişler ya, Yunus söylemiş ya, cennet cennet dedikleri 3-5 huri, 3-5 gılman. İsteyene versen onu. Ya bana seni, gerek seni. Burada küstahlık değil bu. Cenneti reddetmek değil. Ama burada o fiil ve sıfatların önüne geçtiği bir hal olabilir mi, bana seni, gerek seni? Bu zaten fiil ve sıfatların üstünde bir düşünce. Hatta bu konuda biz bir hadis yok dedik ama Cenab-ı Allah hadisi kutside o hasta kulumu ziyaret etseydin beni görecektin diyor. Beni görecektin dedi, yine sıfatsal tecelliyat. Peki mesela Cenab-ı Hak bu aleme, varlık alemine sıfatlarıyla tecelli eder. Bana seni gerek seni dediği yerde mi sıfat?
Bir şey daha söyleyeceğim. Bir söz var ise ben, bu benim kendimce kendi felsefemdir bu. Bir şey söylendiyse vardır. Bir şeyin hayali varsa kendisi vardır. Bir şeyin adı varsa kendisi vardır. Hayali varsa kendisi vardır. O zaman demin görmüş olduğumuz gül ile elimizdeki mikrofon tecelliyata göre farklılık kazanıyorsa, onların bir olduğu bir yer var mıdır? Farkının olmadığı bir yer. Varlığa geçen her şeyin derecesi vardır. Peki onun ötesinde hepsinin bir olduğu bir yer var mıdır? Onun ötesine giden konuşsun. Onun ötesine giden varsa buyursun, bize bir laf söylesin, biz de dinleyelim. Bugüne kadar hiç konuşan olmamış. Oradan mı? Hı hı. Konuşanları da itibar etmemişler. Etmemişler. Neden böyle oluyor? Orası akla tecelli eden bir şey değil. Din değil mi orası? Akla tecelli eden bir şey değil ise, din dediğin şey akla tecelli eden şeydir. Bu bir şey, bak tekrar buraya geleceğim. Rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Bilinmezlik ya burası. İlk tahayyün bilinirlik, Allah. Ondan sonra varlık. Senin bana sorduğun şey şimdi varlıktan burası. Varlığın üstünde olan yeri soruyorsun bana. Varlığın üstünde olan yeri soruyorsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin, peygamberlerin ve Kur'an'ın ve o güne kadar gelmiş olan bütün ilahi din kitaplarının bundan sonrasını hiç kimsenin konuşmaya yetkisi yoktur. Konuşamaz dediği yeri soruyorsun. Arka heybe dediği yer burası mı babuş? Efendim? Arka heybe diyor ya, heybenin arkasından. Heybenin arkasına bakmak lazım. Burası, iş buraya gelince burada kelam durur. Birisi burasından konuşuyorsa yalan söylüyor. Doğru söylüyorsa dahi yalan söylüyor. Çünkü burada bu manada, bakın şu çizginin burasında, burası düşünülmesi, konuşulması yasak olan yer. Burasında akıl var. Hissedilebilir mi? His de akla ait. Ya ne şimdi söylersen söyle, hepsi de varlığın içerisinde, varoluşun içerisinde olan şeyleri söyleyeceksin. Mesela can da öyle o zaman. Sen ne söylersen söyle şimdi, hangi ismi söylersen söyle, hepsi de varoluşun içerisinde. Hepsi de varoluşun içerisinde. Bütün senin aklın, bütün duygun, bütün bedenin, bütün canın, ruhun, her neyse, hepsi de varoluşun içerisinde. Bütün kelimelerin, bütün cümlelerin, hepsi de varoluşun içerisinde. Ne dersen de ben diyeceğim ki varoluşun içindesin, varlığın içindesin. Varlıktan kurtuldum dediğin anda dahi varlığın içindesin. Anlatacak olduğun her şey varlığın simgeleriyle anlatılacak. Yapmamız gereken ne oluyor orada? Bütün ne söylersen söyle, hepsinde diyeceğim ki varlığın içindesin, varlıkla alakalı konuşuyorsun. Bu hali anlatmak için varlıktan soyunmak lazım. Bu nasıl oluyor? Ruhun da varlık.
Ruhumuz da varlık. Varlıktan soyunmak kelama düştüyse böyle bir şey var. Bak, bu bunun normal dile gelmez bu. O zaman var dediğimizde de var. Bu normalde dile gelmez. Bu mümkün değil. Bunun normalde, bunu bir kimse aklıyla anlatamaz ki bunu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç'la alakalı mesela, tahta geldi mi ben? Muhteşemsiniz ya. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Miraç'la alakalı son kısmında bir kelam var mı? Yok. Ben anladım ama. Yani anladığımı düşünüyorum yani. Anladım dediğin an dahi varlıkla alakalı. Bahsettiğim şey şurası. Bakın, bilinmezlik. Doktor, sakın hadi doktor yazısı ben yazıyorum deme. Var yani doktor yazısı. Şimdi şuraya bir sınır çizmek mümkün değil ama bir sınır çizelim anlayabilmek için. Bu işin burası bilinmezlik. Burayı zaten hiç kimsenin bir şey söyleyecek, bir şey yapacak, edecek bir şeysi yok. Bu kesin, sabit, keskinlik, kesilmiş, atılmış, bitilmiş, konmuş kenara. Bilinmezlik. Allah diyor ki Cenab-ı Hak, ben bilinmezdim. Bakın Allah ismi de yok burada. Hadis-i Kudsi'de ben bilinmezdim. Allah bilinmezdi değil, ben bilinmezdim. Ne olduğunu bilmiyoruz biz. Şurası bilinmezlik. Bilinmeyi istedim. Bilinmeyi istedi. Bilinmeyi istedi deyince Arabi diyor ki buna birinci taayyün. Bu tahta meşhur oldu yani, bu kadar sufi dünyasının içerisinde hiç böyle tahtayla bir şeyler yazan çizen olmamıştır herhalde. Bu bizim başımızdan çıktı bu. Şimdi bilinmeyi istedi. Bilinmeyi istediğinde bütün din insanları, bütün filozoflar, felsefeciler, herkesin ortak bir noktası var. Burası Allah. Bu Allah lafzıyla, kısmıyla alakalı bir şey konuşmamız yasak. Onun zatını tefekkür etmemiz yasak. Ne olduğunu düşünmemiz yasak. Bu Adem'den itibaren bütün inanışlarda yasak. Bugün Matta'ya gidin, Yuhanna'ya gidin, hangi İncil'i okursanız okuyun, yasak. Gidin Musevileri araştırın, yasak. Yasak. İsa'yı benzetirsiniz. Ama onlar mesela İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görürler. Allah'ı sorun onlara, yasak. Derler ki Allah İsa'nın üzerinde tecelli etti, oğlun üzerinde tecelli etti. Çıkamazlar işin içinden. Ben birkaç tane Hristiyan kimseyle görüştüm. Çıkamıyorlar işin içinden. Dedim siz bizden daha kötüsünüz. Hiç çıkamıyorsunuz işin içinden dedim. Dedi siz nasıl çıkıyorsunuz? Dedi ben anlattım buna ona. Bu durdu. Dedi ki uygun akla mantığa. Uygun dedim. Ama sen bunu dedim Hristiyan öğretisinin içerisinde bunu dedim tanımlayamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Kendisi de biliyor bunu. Bakın tanımlayamıyorlar. Burada normalde tıkanıyor. Museviler de tıkanıyor. Budistler de tıkanıyor. Budistle de görüştüm. Budistlere dedim ki iyi, bu da Allah'a yaklaştıran şey. Allah değil. İyi, Allah ne? Tanrı ne? Bana onu söyle. Tıkanıyor. Hepsi de tıkanıyor. Şimdi Cenab-ı Hak, bunu ben kendi inanışıma göre söylüyorum. Arabi'den filan değil. Cenab-ı Hak bir şey yarattı. Bir şey yarattı. Bunu biz hadis-i şerif, hadis-i kutsi, ilk yarattığı şey Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Bunlar ardı ardına, hepsi de bakın. Ardı ardına. Ardından hemen aklı, ardından kalemi, ardından lef-i mahfuzu.
yarattı. Burada yaratılış devam ediyor aşağı doğru. Şimdi Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti, ruhundan ve nurundan yarattı zaten. Onun ruhaniyetini ve nuraniyetini yaratır yaratmaz anlık bu. Anlık. Hemen aklı yarattı ondan. Hemen kalemi yarattı, hemen levh-i mahfuzu yarattı. Ve kaleme yaz dedi levh-i mahfuza. Kaleme yaz diyen akıl. Bu ilahi külli akıl diyelim. Ve bunlar çalışmaya başladı. Şimdi senin sorduğun şey, biz buradayız. Dünya. Bana diyorsun ki sen, biz bu varlığın bütün tecelligahlarından, tecelliyatından yukarı doğru çıkıyoruz. Öyle algılayalım. İleri doğru gidiyoruz. Öyle algılayalım. Nasıl algılıyorsak. Bir varlık olarak, biz varlığın içindeyiz şu anda. Cennete de gitsek varlığın içindeyiz. Cehenneme de gitsek varlığın içindeyiz. Arş-ı âlâ çıksak varlığın içerisindeyiz. Kürsüye varsak varlığın içindeyiz. Levh-i mahfuza ulaşsak varlığın içindeyiz. Kalemin içerisine girsek, kalemin cızırtısı bizim elimizden çıkıyormuş gibi olsa da yine varlığın içindeyiz. Varlığın içindeyiz. Yürüdük. Yürüyoruz ya. Şimdi bunları teker teker burada akıl diyeyim ben. Burası ruhaniyet ve nuraniyetin tecelli ettiği. Nuraniyetin. Sonra akıl. Ondan sonra kalem. Sonra levh-i mahfuz. Sonra ruhlar. Ondan sonra misal. Ondan sonra şahadet. Yani işte dünya şey. Sıraladık. Biz şimdi dünyadayız ya. Yürüdük şimdi biz. Misal alemine geldik. Misal aleminden ruhlar alemine geldik. Ruhlar aleminden levh-i mahfuza geldik. Levh-i mahfuzdan kaleme, kalemden akla geldik. Akıldan aklın üstüne çıkıyoruz bakın şimdi. Burayı da iyi dikkat edin. Bilhassa sen iyi dikkat et. Aklın üstüne çıktığımızda ilk yaratılışın ilk tecelliyatı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyetine ve nuraniyetine ulaşacağız. Oraya ulaşan kimse anlayacak bir şeyi. Oraya ulaşmadıysa bunun anlaşılması mümkün değil. Ve buna bir ölçü olarak hani bu dogmatik olmadığının bir delili olsun. Fatiha suresinde sondan önceki ayeti kerime Allah'ım bizi peygamberlerin, velilerin o gittiği sırat-ı müstakimde eyle. Bizleri onlarla beraber eyle. O zaman şimdi var olan bir şeyin kendi aslına, kendi vatanına dönmesi kadar makuliyeti olamaz. Makuldür. Var olan bir şey kendi vatanına dönecektir. Kendi aslına dönecektir. Dün akşam tekkede Mesnevi'nin ilk 18 beytinden okumuştum. Aslından kopan kimse nasıl aslını arar? Öyle değil mi? O zaman buradaki bir kimsenin varoluş noktası neresi, o önemli. Bakın biz burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyeti ve nuraniyeti noktasını gösterdim. Eğer bizim varoluşumuz bu noktadaysa o zaman aslına dönme noktamız olacaktır bizim. Ama bu noktada değilse, herkes aynı noktada olur mu? Hayır. Bu noktada değilse o zaman sıkıntı var. Veyahut da bir kimsenin gayreti yukarı doğru geldi
akla erişti mi? Bunun devamını bir dahaki üniversite sohbetinde Veli Kutup Aktap sohbetinde belki de Cenab-ı Hak bahşederse devam edebiliriz. Bir burayla ilgili hemen bir sorum daha olacak. Şimdi efendim burada ben görüyorum onu, sen arkadaşlar görsün. Şurayı varlık çizgisi olarak ve Allah'ın var olduğu yer olarak gösterdiniz. Yani varlığın ilk yaratıldığı yer. Oysa ki insanoğlunun içerisinde sonsuzluğa dair bir inanç vardır. Yani hepimiz sonsuz ve ebediyete inanırız. Fakat burası varlıksa, ayet-i kerimede de var. Her nefis ölümü tadıcıdır. Yani her varlığın bir sonu vardır. Eğer içimizde sonsuzluğa olan bir inanç varsa, muhakkak o sonsuzluk inancıyla bu varlık aleminde duramamamız gerekir. Ölümü tatmak ile, ama varlık aleminin bir sonu var. Yani her ne varsa o yok olacak. O zaman sonsuzluğa dair inanç varlığın i̇şte neresine sığabilir ki? Varlığa yüklediğimiz yük ve anlamla alakalı. Eğer sen varlığa, bak burada varlığı madde olarak görürsen bu varlığın sonu var. Sonsuzluğa inananın nasıl? Sonsuz değil, sonsuz olan Allah. Ama Cenab-ı Hak kendince bir şeyi sonsuzluğa doğru götürebilir mi? El cevap götürür. Ama bunu herkes için düşünmemiz mümkün mü? Mesela cennetteki hayat sonsuz. Mısır'ın firavunları bile bunu aramışlar. Bak, yani. Cennet hayatı sonsuz bir hayat. Cehennem hayatı da sonsuz bir hayat. Sonsuz. Kendini mumyalatmışlar mesela. Canım sonsuzluk. Kardeşim, sonsuzluk inancı var. Peki sonsuzluk varlıktan mı? Sonsuzluk, bak sonsuzluk varlığın içerisinde yine. Buradaki sonsuzluk o varlığın içerisinde bulunduğu müddetçe varlığın içerisinde de sonsuzluk var. Cennet sonsuz. Ebedi. Cehennem hayatı ebedi. Sonsuz. Varlığın içinde de sonsuz. Varlığın içerisinde tabii, cehennem hayatı sonsuz. O zaman her varlığın bir sonu yok. Ben var demiyorum ki zaten. Kur'an bize cennetin sonsuz olduğunu söylüyor. Kur'an bize cehennemin sonsuz olduğunu söylüyor. İseviler de aynı inanıyor, Museviler de aynı inanıyor, İbrahimiler de aynı inanıyor. Budistler de aynı inanıyor, Hindular da aynı inanıyor. Cehennem de cennet de sonsuz. Biz Müslümanız. Bu noktada ayet-i kerime de öyle söylüyor. Burada sonsuzluk kavramıyla alakalı bir sıkıntı yok ki. Zaten ben sonsuz yaşayacağım, buna inanıyorum. Sonsuz bir şekilde yaşayacağım, evet buna inanıyorum. Bu inancınız da mı varlığın içerisinde? Ben bu varlığın içerisinde tabii. Bu inancım da varlığın içerisinde. O zaman her varlığın bir sonu gelmiyor. Yok yani bir varlığın. Benim nazarımda evet, her varlığın sonu gelecek diye bir kaide yok. Ben öyle inanmıyorum zaten. Ben kendimin sonsuz olduğuna inanıyorum mesela. Her nefis ölümü tadıcıdır diye ayet. Ölümü tatacağım. Ölümü tatmışım, kaç sefer tatacağım? Öleni de öldürecek değil ya. Ölüm ayrı. Ölüm yok oluş değil. Ölümü yok oluş olarak görmüyoruz ki zaten. Varlığı Allah'la eşleştirmiş olmadık mı burada? Neden Allah'la eşleştireyim ki? Ebedi olan o değil midir? Allah ezeli ve ebedi. Ben ezeli değilim. Ama ebedilik de onun sıfatıdır. Ebedi yaratmış beni. Demiş ki seni yarattım, sen ebediyen yaşayacaksın demiş. O zaman onun sıfatı, yani ondan kendimizi nasıl tenzih edeceğiz o zaman ebedilikten? Sen tenzih et, ben etmiyorum. Kafamda huni var.
Sen görmüyorsun Huni herhalde. O görüyor. Yani burada normalde ben bunu kendi algım olarak söylemiyorum ki. Bunda ayet-i kerime var. Cennette ebedi kalırlar. Ayet-i kerime mi? Evet. İman edip iyi amel işleyenler ebedi cennette müjdelenmişler. İman etmeyip iyi amel işlemeyenler ebedi cehennemde kalacaklar. Ebedi. Neden ebedi noktası korkunç? Yani eğer iman edip iyi amel işlemez, Allah'ı tanımadan ve bilmeden göçüp gidersen ebedi cehennemde kalacaksın. Burası korkunç. İyi. Şimdi biz bunu bir yuvarlağın içerisine alsak, sonuçta bu noktaya geleceksek, o zaman o gidişatımız belli bizim. Cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Sonradan yaratılmış olmasına rağmen ebedi. Cennetlikler de ebedi, cehennemlikler de ebedi. Bunda bir sıkıntı yok. Yunus da oturmuş, bacak bacak üstüne çelmiş, şu cennet cennet dediklerini ver isteyene demiş. Burası her şeyin düğümlendiği yer. Bana seni gerek seni demiş. Burası durulacak olan yer. Hazreti Mevlana da demiş ki Adem henüz daha suyla toprak arasındayken biz dostum bahçesinde güller dererdik demiş. Ya bunların kafasında huni var? Efendim? Ya da bizde var. Biz huniliyiz zaten belli. Burada ne işimiz var herkes şimdi? Bir yere gidebilir miydi bugün? Pazar giderdi. Buradayız. Kafamızda huni var. Evet. Bundan da zaten gocunmuyoruz. İyi ki var huni kafamızda diyoruz. Yani oturup da bunları konuşmanın ne anlamı var? Git işte bir deniz kenarında bir güzel kahve söyle, çay söyle. Otur deniz şık şık vursun, dalgaları say. Bu da olabilirdi. Ama kafada huni var ya, geleceğiz buraya. Öyle değil mi? Şimdi burada herkesin bunu sadece mesela Miraç'la alakalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri enteresan. Bu varlığın dereceleri olarak teker teker geçiyor mu? Hadis-i şerifte diyor ki birinci kat göğe vardım. İkinci kat gök. 3, 4, 5, 6, 7. Ondan sonra diyor kalemin cızırtısını gördüm, duydum. Ya Resulallah kalem ne yapıyordu? Hala da yazıp siliyordu. Sonra diyor, bak devam ediyor daha. Levh-i Mahfuz'u görüyor, kalemi görüyor. Ondan sonra kalemi geçtikten sonra Cebrail aleyhisselam akıl. Cebrail aleyhisselam akıl. Ondan sonra diyor ki Cebrail bana dedi ki diyor ey Muhammed benim sana yoldaşlığım burada bitti. Bundan sonrasını artık yalnız gideceksin. Bir kimse bilmediği bir yere yalnız gider mi? Oraya kadar beraber gelmişler. Ben anladım. Sen anladın. Tamam. Ondan sonrasını diyor ki bundan sonrasını yalnız gideceksin. Bakın bundan sonra yalnız gideceksin dediği yer akıl. Çünkü Cebrail aleyhisselam bütün inanışların içerisinde aynı zamanda akıldır. Geldi burada durdu. Akıldan sonrası yok. Ve dedi ki bundan sonrasını yalnız geçeceksin. Miraç da yeni ya şimdi. Miraç'a da atıfta bulunalım. Biz şimdi hepimiz de camilerde orada burada toplanıyoruz. Miraç'ı konuşuyoruz öyle değil mi? İyi, Miraç'ı konuşurken ne konuşuyoruz? Hepimiz de buraya kadar olanı konuşuyoruz.
Hatta camilerde buraya bile konuşmuyorlar. Ben Müftü Efendi'ye sordum. Müftü Efendi, Cebrail Aleyhisselam bıraktıktan sonra nereye gitti dedim. Orası hiçbir yerde yazılmıyor. Biz oraya bir şey söyleyemeyiz dedi. Bir profesöre sordum. Dedi ki siz sufiler böyle sapıtıyorsunuz dedi. İlahiyatçı. Dedim ki hocam bana bir şey söyle. Ne söyleyeyim dedi. Dedim ya Cebrail Aleyhisselam bıraktı. Mesmeydan'dan bıraktı. Nerede bıraktı? Ya bir kimse bilmedi gitmedi bir yerde Mesmeydan'da kalsa yol arkadaşına demez mi ya sen ne biçim yol arkadaşısın beni burada Mesmeydan'da bıraktın. Demek o da bilmiyor oraya. Dedi ki benim müsaadem buraya kadar. Bundan sonrasını sen gideceksin yalnız başına dedi. Ondan sonrasını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yalnız başına gitti. Gittiği bir yer var. Şimdi bunu biz farklı veçeden bakalım. Sen nereden ne buldun çıkardın başımızı iş açtın bizim. Şimdi bunların hepsini bir durak olarak görün. Durak. Varlığa buradan geçti. Bir adım attı. Akıl. Akıl durağı. Ama bundan önce ne var? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti yaratılması var. Bir adım attı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Bir adım daha attı. Akıl. Bir adım daha attı. Kalem. Bir adım daha attı. Levh-i Mahfuz. Bir adım daha attı. Ruhlar alemi. Bir adım daha attı. Misal alemi. Bir adım daha attı. Şehadet alemi. Varlık geldi. Şehadet alemine kadar. Geri döndük. Cebrail aleyhisselam götürüyor şimdi bizi. Dünyadayız. Şehadet alemindeyiz. Bir adım geri döndük. Misal alemi. Çıkıyoruz. Geri dönüşü gerçekleştiriyoruz. Bir adım daha attık. Ruhlar alemine geldik. Bir baktık ki bir sürü ruhlar var. Sıralarını bekliyorlar. Şimdi buna herkes bakıyor şimdi nasıl oluyor orası diyor. Haklı. Burada böyle şöyle tarif edeyim size. Arı peteği düşünün. Petek var ya. Petek, bal. Hepsinde de üzerinde mühür var ya, mühür gibi. Peteğin üzerinde herkesin böyle sureti var, öyle duruyor. Dondurulmuş gıda gibi. Ruhlar alemi. Daha fazlasını söylemeyeyim. Sırası gelen parti parti gönderiliyor. Başında da Adem Aleyhisselam var. Yürüyoruz şimdi ruhlar alemi. Ruhlar aleminden geçtik. Nereye geldik? Levh-i Mahfuz'a geldik. Hani bir kısım veliler Levh-i Mahfuz'dan haber veriyorlar ya. Bakın var mı? Var. Bir daha yürüdük. Kalem. Bir daha yürüdük. Akıl. Akılda kaldık. Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni getirip bıraktığı yer. Ondan sonrası ne? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyetinin o bulunduğu yer. Hepsine de birer durak gözüyle bakalım, vatan gözüyle bakalım. Hepsine de birer böyle bekletilen odalar gibi görelim veyahut da vatan olarak görelim. Şimdi normalde bir kimse buraya kadar çıktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni aklın bittiği yerde Cebrail aleyhisselam bıraktı. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yaratıldığı yerde mi kaldı? Yoksa daha ileri doğru çıktı mı? Ben daha ileri doğru çıktığına inanıyorum. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin buradan daha ileriye doğru yürüdüğüne inanıyorum. Burası la mekan. Yani mekanı yok. La akıl. Akıl yok. Akıl olmayınca his yok, duygu yok, hiçbir şey yok. Burası aklın
yürümediği, çalışmadığı, aklın zerresinin dahi tecelliyatının olmadığı, duygunun, düşüncenin olmadığı bir nokta. Ben bir sorum daha var ama. Burada İbrahim Aleyhisselam'a atıf yapmak istiyorum bir konuda. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, hani delillendir de kalbim sabitlensin. Şöyle bir düşünce bizim için sıkıntı arz edebilir mi? Şimdi eğer ya bize delillenirse? Efendim? Eğer ya bize delillenirse işin tadı kaçmaz mı? Yani düşünsenize, her şey size delillendi. O zaman yaşamın, heyecanın ne anlamı kalır ki? Yani bir insan şöyle düşünmesi: Allah'ım bana delillendirme, ben delilsiz, hani körü körüne inanayım, böyle yapayım, yani atılırcasına yapayım demek sapkınlık veya olumsuz bir hal mi? Ki İbrahim Aleyhisselam'ın haliyle çelişiyor. Mesela böyle bir sufi var mı delillenmekten korkmuş? Allah'ın ona delillendirilmesinden, yani bir şey delillenecek, delil geldikten sonra inanacak. Bundan insan korkabilir mi? Aklın olduğu yerde sufilik olmaz. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın bu noktadaki... O din öğretiyor. Ha, o zaman burada bir problem olmuş olmuyor yani. Yok. Tamam. Yani din, insan bu noktada korkuyor. O din acaba öğretiyor. Din öğretmek farklı bir şeydir. Bir kimsenin dinini yaşaması farklı bir şeydir. Bu hal farklı bir şeydir. Ya rüya görmekten bile işin doğrusu korkuyorum. Yani ya bir şey delillenecek, delillendikten sonra o heyecanın, o tadın ne anlamı kalabilir ki? Korkaklıktan yani sana sığınırım. Korkma. Yani burada anlatabilmek için bu. Şimdi erotizm gibi algılanacak bu mesele, öyle değil. Güzeli öpmekten korkma. Güzeli öpmekten korkanlar, güzele aşık olmaktan korkanlardır. Güzele aşık olmaktan korkma. O yüzden bir şey sana tecelli ettiyse, tecelli edeni al, sev, okşa. O sana bahşedilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a böyle bir şeyler gönderdi. Dedi ki benim ihtiyacım yok ya Resulallah. O da ona dedi ki Hazreti Peygamber Efendimiz, eğer sen istemeden sana bir şey verilirse bunu al, kabul et. Sana lazım değilse dedi, sen etrafta ihtiyacı olanlara ver. Sufiler ben buna mana gözüyle bakarsam, ben bir şey istemeden bana bir şey geldiyse ben onu alır başıma tac ederim. Ondan korkmam. Hani sanki onun heyecanını kaybettirecekmiş gibi. Onun heyecanını kaybettirmez. O öyle bir sevgilidir ki her an ayrı bir cilve, ayrı bir işvededir. Her an ayrı bir cilve, ayrı bir işvede olduğu için an ve an onun tadı yaşanılır, tadı çıkarılır. Korkulmaz. O rüyadan rüyaya, halden hale, zahirden zahire, batından batına geçittirir. Burada sonsuz bir mutluluk vardır. Burada sonsuz bir has, sonsuz bir tat vardır. Burada sonsuz bir hasret, sonsuz bir hicran vardır. Burada sonsuz bir üzüntü vardır. Burada her şey zıttıyla muhkimdir. O yüzden ne hüzünlenmekten kork, ne sevinmekten kork. Ne aşık olmaktan kork, ne de aşksızlıktan kork. Ne lazımsa o gelecektir. Onsuzluktan korkulur mu? Onsuzluk diye bir şey yok. O bir insanın heva hevesidir. Onsuz heva heves bile yok. Onsuz heva heves bile yok. Onsuz şeytanilik bile yok. Onsuz Allah'tan hiçbir korkun. Şey yok. Onsuz hiçbir şey yok. Allah'tan korkun. Korkunun da olduğu bir yer. O normalde ondan korkulur. O korkudan da geç o zaman. Bırak başkaları korksun. Sen onun istemediği gibi yaşıyorsan kork.
Onun istediği gibi yaşıyorsan neden korkacaksın? Benim onun istediği gibi yaşamaya gücüm yok. Onun istediği gibi yaşamaya gücüm yok diyorsan... Var mı bir kişi? Var tabii. Onun istediği gibi yaşayan. Görüyorsun işte. Ama şataat yaptım ha, değil mi? Bu o zaman onun istediği gibi yaşama ulaşılmaz bir noktada gibi görünürse kimse yaşamaz. Öyle bir şey yok. O bizden çok zor bir şey beklemiyor. O bizden zor bir şey istemiyor. Neden onun istediği gibi yaşayan olmasın ki? O bize diyor ki haram işlemeyin. O diyor bize diyor ki farzları yerine getirin. Nafilelerle bana yaklaşın. Neden onun istediği gibi yaşayan hiç kimse olmasın ki? Bu ulaşılmaz bir nokta değil. Bu her inananın bir adımda ulaşabileceği bir şey. Her inananın. Her inanan bir kimsenin bir adımda ulaşabileceği bir şey. Sonsuz bir şey değil bu. Bir anda. Ümitsizlik değil. Bir anda. Bir anda ulaşabileceği. Bir ya Rabbi diyebileceği noktada. Daim mi? Efendim? Daim mi? Anlamadım. Daim kalabiliyor mu orada? Daim de olur. Onun hiçbir zaman nuru kesintiye varmaz. Kesintiye ulaşmaz. O her daim rahmet eder. Her daim merhamet eder. Her daim lütfeder. Her daim ikram eder. Her daim ihsan eder. Yeter ki kul her an ya Rabbi düşüncesinin içinde olsun. Hani Hazreti Mevlana Mesnevi'de öyle der ya, nice inşallah demeyenler vardır ama onlar inşallahın canı olmuştur. İnşallahın canı olan bir kimsenin dilinden inşallah demesi beklenmez. O inşallahın canı olmuştur. Nice ya Rabbi diyenler vardır ki ya Rabbinin canı olmuştur. Ya Rabbinin canı olanlar için ya Rabbi demek küstahlık olur o zaman zaten. O onun canındadır. O yüzden o canın içerisinde yaşıyorsa o hayretten hayrete geçiyordur. Ve onun her hali, her lisanı, her sözü, her hareketi ya Rabbinin çağrışlıdır. Ümitsizlik yok. O yüzden dua edin ey Habibim, sana kullarım benden sorarlarsa de ki onlara şah damarlarından daha yakınım. Dua ederlerse dualarına icabet ederim. Benden af dilerlerse affederim. Bir adım ya Rabbi diyenin elinden tutar o. Uzak değil bizden. O yüzden onun istediği gibi yaşayan var mı? Var. Neden olmasın? Bu bir ümitsiz, umutsuz vaka değil. O kullarına zulmedici değil. O kullarına zalim değil. O kullarına merhametli, şefkatli, o kullarına lütufkar, ikram ediyor, ihsan ediyor. Her an hem bir an bir tarafımızı çalıştırmamış olsak felç oluruz. O kendisine düşmanlık edene dahi merhamet ediyor. Sen benim düşmanımsın, düşmanlık ettin, geç bu tarafa demiyor. Böbreğini çalıştırıyor, ciğerini çalıştırıyor, damarlarını çalıştırıyor, gözlerini çalıştırıyor, kulaklarını çalıştırıyor. Her an lütfediyor. Ona nefes veriyor, güneşi doğduruyor, ayı döndürüyor, dünyayı döndürüyor. Harika. Öyle düşünmüyorum. Sen ya Rabbi de alır götürür seni o. Mikrofon bende değil. Selamünaleyküm efendim, hoş geldiniz. Allah-u Teala bilinmezdi, bilinmeyi istedi. O arada bir şey yarattı ve yarattığı şey onu teşbih etti, tesbih etti ve tenzih etti. Burası tam olarak neresi? Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyeti ve nurhaniyeti mi? Yani ilk yaratılan şey olarak onu kabul edersek, o zaman bu teşbih, tesbih ve tenzih ondan çıkıyor. Peki bu üçü de akılla yapılan şeyler değil mi bir ölçüde? Mesela teşbihi düşünüyorum. Teşbih etmek, benzetmek diyelim. Benzetmek için bir şeyi bir ölçüde bilmen gerek.
Birazcık da bileceksin ki benzeteceksin. Sonra bildiğini seveceksin ve hayran olacaksın ki tesbih edeceksin. Ve onu aşıklık boyutu gibi tenzih etmeye başlayacaksın artık. Üçü de ayrı bir merhale gibi. Ama aklı evvel, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Peki bu üç hal akılsız nasıl yaşanabiliyor? Ya da buradaki bağlantıyı çözemedim efendim. Normalde bu aklın alabileceği şekilde şöyle denilebilir buna. Bunların yaratılış zaman birimleri kent trilyonda bir. Bölü bir diyelim biz ona. Öyle olunca an çok uzun bir mesele. Çok uzun bir zaman. Böyle olunca ilk önce ruhaniyeti ve nuraniyeti hemen anında aklı yaratınca o hemen teşbih etti, tenzih etti. Öyle diyebiliriz. Akıl var yani o zaman. Evet, bak öyle diyebiliriz bunu. Hemen aklı yarattı ya anında. İkisi bir gibi. Evet, böyle hemen böyle tesbih tanesi gibi ardı ardına söylediğimizde öyle diyebiliriz. Bunu din olarak anlatırken öyle derim. Ben öyle inanmıyorum. Siz nasıl inanıyorsunuz? O da bana kalsın. Bir de çözemediğim bir şey var efendim. Bu bir hal midir, bir nefisten gelen bir düşünce midir bilmiyorum. Allah-u Teala bilinmek istedi ve zıtlıklarla kaim her şey. Yani kötü olmasa iyinin kıymeti bilinmeyecekti veya siyah olmasa beyazı fark edemeyecektik. Doğal olarak Allah lafzı şerifi, yani ilk tayyündeki Allah'ın içinde şeytan var, kötülük var. Yani her türlü iyinin karşıtı olan her şey orada da var. Öyle değil. Değil mi? Ben orada herhalde yanıldım. Şimdi diyorum ki o zaman birileri kötülüğü seçmese ve kötülük yapmasa iyilerin farkı ve kıymeti ortaya çıkmayacak ve onun bilinirliği azalacak. Öyle değil. Ayet-i Kerime'de diyor iyilikler Allah'ın katından gelen bir ağacın meyveleri gibidir. Kötülükler için öyle söylemiyor. Şeytan peki o onu sadece işte görevini yapıyor. O da kötülüğün içerisinde. Şeytan dediğin şey ruhlar aleminde yaratılan şey. Ruhlar aleminde. Aşağıda. Altın da benim. Levh-i Mahfuz'da o zaman. Levh-i Mahfuz'da şeytanla ilgili bir şey yok. Hayır bak, şeytan suret olarak ruhlar aleminde yaratılmış bir suret. Varlık olarak var Levh-i Mahfuz'da. Evet. Varlığa geçiş noktası ruhlar alemi. Tamam. Teşekkür ederim. Efendim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Cebrail Aleyhisselam'la geldiği yer akıl dedik. Bu noktadaki yerden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri devam etti. Onun devam ettiği, yani geldiği yer dediğimiz nuraniyetinin ve ruhaniyetin yaratıldığı yer dediğimiz bölümde kendi oraya tek başına gitti, devam etti. Oraya bir insanın ulaşabilmesi ni soracağım öncelikle. Ben de böyle ellerimi kaldıracağım, teslimim diyeceğim, bir şey diyemeyeceğim bu konuda Allah diyeceğim. Allah razı olsun. Bu asıl buradan sonra sormak istediğim, az evvel buyurdunuz, biz dostun bahçesinde güller dereredik. Allah cennete sıfatlarıyla tecelli edecek. Zatı noktasında sormak istediğim o değil ama dostun bahçesi, bu bahçede güller dereredik deyimi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin gittiğini düşündüğümüz yer mi? Eller havada. Allah razı olsun. Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri demiş ya, Hallacı Mansur bizim söylediklerimizi dinleseydi demiş, İlk taşı o atardı bize. Konuşursak ilk taşı siz atarsınız gibi geliyor bana. Sağ olun. Şimdi bunlar edebiyatta kalıyor da o yüzden susuyoruz. Burası edebiyat olur. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhaniyetini ve nuraniyetini dahi konuşmamız edebiyat olur. Yani çünkü bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinde fena olması lazım bir kimsenin. Onda fena olmadıkça
bu hali anlamaz. Üstadında fena olmayan, daha da açık konuşayım, üstadında fani olmayan bir kimsenin bu halleri anlaması, idrak etmesi mümkün değil. İş sadece edebiyatta kalır. Bunları merak etmesi... Merak eder ama merak eden bir kimse o zaman bir üstad bulup o üstada teslim olması yetmez. Tabi olması, teslim olması, bunu böyle söylerken yanlış anlaşılma düşüncesi parantez içerisinde olaraktan söylüyorum. Eşinden, çocuğundan, malından, annesinden, babasından, canından fazla sevecek o üstadı ki o zaman bu hal ile hallenecek. Yani bunun başlangıcı aynaya baktığında kendine değil üstadına görecek. Duvara baktığında başlangıcı bak. Duvara baktığında üstadına görecek. Güneşe bakacak üstadına görecek. Dağa bakacak üstadına görecek. Suya bakacak üstadına görecek. Kendine bakacak üstadına görecek. Bu başlangıcı daha. Bu hale ulaşmadıktan sonra bak bu hale ulaşmadıktan sonra bir kimsenin hal olarak ne misal alemini anlaması, ne ruhlar alemini anlaması, ne kalemi lef-i mahfuzu anlaması mümkün değil. Ben Allah affetsin, ben demekten de Allah'a sığınırım. Burada konuşmamın sebebi şu, soru sorulunca bir bilgi kalsın diye uğraşıyorum. Yani kalmıyor bunlar çünkü. Yani insanlar bugün için kendilerini bu noktada veremiyorlar. Hiç kimse veremiyor. Bizim dergahımız 10.000 kişiydi. Siz ikiniz de biliyordunuz. Şeyh Efendi'nin ölüm esnasında söylediği söz ne? 10.000 kişinin içerisinde oğlum Mustafa Efendi'den başka seyri sülük olan derviş yok. 10.000 kişi, 10.000'den fazla. 10.000'den fazla derviş var. İçinde bir tanesinin seyri sülükü var. Bu benim sözüm değil, üstadımın sözü. Bu acı bir şey. Ama yapacak bir şey yok. 10.000 kişi de bir kişi. Yani şimdi bunu birisine söylemek hani sanki kendisine sevgi istiyormuş gibi görünür. Ama ben mesela bir yere derviş oluyor bir kimse. Harika diyorum ben. Sev üstadını. Bakıyor şimdi o bana. Baktığın yerde onu görme haline gel. Onu adım adım izleyebiliyorsan, adım adım nefesiyle nefesleniyorsan bu yolun yolcususun. Soruyorum ya, ne yedin? Ot yedin. Üstadın ne yedi? Çok basit. Bu kadar. Neredesin diyorum. Bu işin edebiyatı, insanlar şimdi eşlerini sevmekten korkuyorlar. Çocuklarını sevmekten korkuyorlar. Sevgilim dediği kimseyi sevmekten korkuyor. Konuşmaya korkuyorum. Sevgili olanlar ayrılıyor, eş olanlar boşanıyor. Konuşmaya başlayınca başlıyor yanındakine bakma. Kör alısıcı adam beni hiç sevmemiş diyor. Halbuki kendisi de sevmedi. Biz sevme özürlüyüz. O yüzden yani işin biz edebiyatını yapıyoruz burada, felsefesini yapıyoruz yani halini değil. Dün akşam tekkede yani ağzımdan kaçtı. Sonradan pişman oldum söylediğime. Hani Miraç geçti. Hanginiz Kudüs'ü gördü dedim. Ağzımdan kaçtı. Söylediğime de sonra dedim ki ya ne yapmak söyledim ki dedim. Ümmeti Muhammed'e kaldıracaksın ayağı.
Ey ümmeti Muhammed, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin Miraç gecesini cuşu huruş içerisinde kutladınız mı? Evet, oruçlar tuttunuz, mevlütler dinlediniz, Miraç sohbetleri dinledik hep beraber. Bir kişi rüyasında Miraç'ın İsra halini yaşayan, o peygamberin izinde misin? Evet. Bir kişi, ben rüyamda Beytullah'ı gördüm, Beytullah'ta oturdum, orada tavaf ederken ben oradan yürüdüm, Mescid-i Aksa'ya gittim, Mescid-i Aksa'yı gördüm, tanıdım, Mescid-i Aksa'da namaz kıldım, Mescid-i Aksa'da namaz kıldım, gördüm peygamberlerin manevi bineklerinin bağlanıldığı yeri. Ve peygamberler geldiler. Hepsi de saf oldular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öne geçti. İmam oldu. Sahabeler oradaydı. Veliler oradaydı. Üstadlar oradaydı. Namazı orada kıldım ben. Öpeceğim. Onun öpülmedik yanını bırakmayacağım. Diyeceğim ki ya Miracı hal olarak yaşamışsın sen. Bitti. Bu her namazda yaşanıyor. Bunun bir çıt ilerisi, sen her namazını orada manen kılıyorsan onu söyleyeceksin bana. Edebiyat güzel, namaz müminin miracı iyi, güzel. Neden benimkisi değil? Ben kendi nefsim için söylüyorum. Namaz müminin miracı harika. Namazını seyret bakalım nereye gidiyor. Var mı namazını seyreden? Benim gibi herkes. Biz birbirimizi ağırlıyoruz burada şimdi. Namazı kıldığımızda, namaz kılarken namaz bizim başımızda duruyor mu? Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Aa, namaz. Diyor ki ben senin kıldığın namazım. Bir irkil. Esselamun aleyküm ve rahmetullah diyemezsin öbür tarafa. Bitti. Grogi. Kapandı. Kaldın. Gidiyor. Esselamun aleyküm ve rahmetullah dediğimizde sağımızda kim var? Baktık mı? Ama inanışımız ne? Sağımızda, bize öğretilen şu. Sağımızda peygamberler, veliler, mürşitler, salih, mümin insanlar. Melekler, onlara selam veriyoruz. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Harika. Birini gördük mü? Solumuzda da yaşayanlar var. Yaşayan mürşidi kamiller, veliler, müminler, salat ehli olanlar. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Kimse yok. Ben omuzumu görüyorum, bilmiyorum başkası nereyi görüyorsa. Namaz gidiyor namaz. Esselamun aleyküm ve rahmetullah, bekliyoruz. Namaz nereye gidiyor? İki tane melek gelmiş, her iki kolundan almış, insan gibi götürüyorlar. Bak bakalım, birinci kat göğe çıktı mı? Vurdu mu göğün kapısına melek? Birinci kat göğün sahibi sordu mu? Bu kimin? Bu kimin namazı? Felancanın. Ha iyi. Açın kapıyı. Gacır 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 demirden kapılar açılıp namaz bir üste gidip ayrı bir şey. Namazla beraber sen de gördün mü? Öyle ya, namazı takip ediyorsun ya. Bir bakıyorsun ikinci kat ayrı bir alem. Lan güneş amma tırvır tırvır bir şeymiş ya. Biz de matah bir şey zannettik. Buna ne? Aymış ha. Ne? Ay bu ha. Matırıvırı bir şeymiş ha. Neden? Apayrı bir alem var. Apayrı bir nur var. Dır yani, öyledir herhalde Allah-u Alem. Baktık mı hiç? Yok. O yüzden hani diyor ya körüz diye. Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Hakkınızı helal edin. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Hiç kimse için değil. Allah bizi affetsin.
Bende değil. Ha. Hocam izninizle bir soru soracağım. Şimdi Cenab-ı Allah bilinmezlik aleminde idi. Bilinmek istedi. Sırasıyla peygamberimizi, kainatı yarattı, dünyaya gelindi. Dünyadan da mahşer günü toplanıldı. Cennet, cehennem, herkes oraya, sonsuzluk alemine gönderildi. Bunda bilinmeklik son bulmuş olmuyor mu? Cenab-ı Allah cennet ve cehennemi de kaldıramaz mı? Son bulmuyor. Bilinmeklik. Şimdi bir kısmı cehennemde, bir kısmı cennette. Allah'ı kim bilecek şimdi? Kuşlar zikrediyordu kainatta, dünyada. Dağlar, taşlar çağırıyordu. Ha, sen normalde zikrediyordu. Kainat zikrediyor cennet. Sen bağlar. Dünyanın yok olacağını, bu varlığın yok olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bilinmeklik alemi cennet ve cehenneme gelindi. Sonsuzluk alemine gelindi. Bilinmeklik bitmiş olmuyor mu diyor. Yani Cenab-ı Allah kainatı bilinmeklik için yarattı. Peygamberimizle beraber cennet ve cehennem sonsuzluk alemine gelindi. Bilinmeklik tamamlandı. Sen geldin yani, değil mi? Bütün kainat geldi oraya. Kainat geldi. Ha. Kainatı sonlandırdın sen şimdi. Ben sonlandırmadım. Cennet cehennemle Allah sonlandırdı. Ben sonlandırmadım. Aşağı ben kim oluyorum ki kainatı sonlandırdı? Hayır, sen düşünce olarak sonlandırdın. Hayır. Cennet ve cehennemle, yani dünyadakilerin veya kainattakilerin bir kısmı yargılanıp bir kısmı yargılanmayıp devam mı edecekler hayatına? Bir kısmı için mi cennet cehennem olacak? Bir kısmı yaşamlarına veya hayatlarına kainattaki varlıklar devam mı edecek? Veya melekeler, inler, cinler devam mı edecek? Kainat bilinmeklik istedi. Kainatı, peygamberimizi yarattı ve buradan geri dönüldü. Mahşer kuruldu, mizan kuruldu. Cennet cehennem sonsuzluk alemine varıldı. Bu sonsuzluk alemi bilinmekliğin son noktası olmuyor mu? Yok. Olmuyor. Oradan öte cehennemde yananlar, cennette yaşayanlar yine daha bilinmeklik devam ediyor. Devam edecekler. Aha. Teşekkürler. El Fatiha, ma selamet.